İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamenterleri Cumhuriyetin Başbakanı Garnik Sarkisyan'la derinlemesine tartışmalarda bulundu. Batı Ermenistan'ın Van şehrindeki deprem korkuttu. David Donoyan NATO Genel Sekreteri özel temsilcisini kabul etti. Türkiye cezaevlerinde 10 binden fazla kadın tutuklu ve hükümlü var. Rusya Dışişleri Bakanlığı Suriye Anayasa Komisyonu üyelerinin listesinin neredeyse hazır olduğunu açıkladı. Brüksel'deki konferansta uluslararası toplum Suriye'ye 7 milyar dolar bağışta bulundu. Patrikhane, Paskalya'ya kadar yas ilan etti. 18-28 Şubat tarihlerinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Ahvan Donaganyan başkanlığındaki bir grup milletvekili, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Garnik Sarkisyan ile gündemdeki önemli bir takım politik ve stratejik konular etrafında derinlemesine tartışmalar gerçekleştirdi. Başbakan Sarkisyan bu süreçte şu ilgili tespitlerde bulundu. Günümüz Türkiye'si İslam dünyasını temsil etme hakkına sahip değildir. O, geri gelmeyecek bir şekilde yıkılan Osmanlı İmparatorluğu'nun tek halefi değildir. Bunun yanı sıra günümüz Türkiye'sindeki tüm vatandaşlar Türk değil. Bugün orada farklı düşünen ve gelecek için farklı programları olan milyonlarca İslamlaşmış Ermeniler yaşamaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık bildirgesi, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Batı Ermenistan'la ilgili konumu hakkında her şeyi söylemektedir. Ermeni halkının yüce ulusal çıkarları, Batı Ermenistan'ın varlığı konusunda kafa karışıklığı yaratmamak için Ermenistan Cumhuriyeti'ni Doğu Ermenistan Cumhuriyeti olarak adlandırması zorunluluğunu hisseder. Artsak sorunu yoktur. 19 Ocak 1920'de Batı Ermenistan topraklarında uluslararasınca tanınmış Ermenistan Devleti'nin doğu sınırları sorunu vardır. Pek çok kişi Wilson haritası hakkında konuşuyor fakat o sadece Ermenistan Devleti ile Türkiye sınırlarını belirlemektedir ki bundan bahsedilmiyor. Doğu sınırları ise Azerbaycan'la Sevr Barış Anlaşması'nın 92. maddesiyle belirlenmiştir. Bu anlaşma tüm masum anlaşmazlıklara karşın Batı Ermenistan Cumhuriyeti tarafından 24 Haziran 2016 tarihinde onaylanarak yürürlükte bulunmaktadır. Ermeni halkının yüce çıkarlarını koruyacak merkezi bir konseyin kurulması bugünden itibaren elzemdir ve bu Batı Ermenistan, Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'ın temsilcileriyle birlikte gerçekleştirilmelidir. Batı Ermenistan'ın Van şehrindeki deprem korkuttu. Batı Ermenistan'ın Van şehrinin Murade ilçesine bağlı Açık Yol Heraşik mahallesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken yurttaşlar depremin ardından uzun süre dışarıda kaldılar. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Donoyan, NATO Sekreterinin kadın, barış ve güvenlik sorunlarıyla ilgili özel temsilcisi Claire Hutchinson'u makamında kabul etti. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan bildirildiğine göre toplantıda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1325 sayılı Kadın Barış ve Güvenlik Kararı'nın uygulanmasına ilişkin konular ele alındı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1325 sayılı kararı ile ilgili Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından onaylanmış 2019-2021 Ulusal Eylem Planı'na dair programı sundu. Claire Hutchinson, bu yönde yapılan çalışmaları yüksek değerlendirerek Savunma Bakanlığı ile işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu belirtti. Muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Twitter hesabına kadın mahkumların sayısı hakkında paylaşımda bulundu. Sezgin Tanrıkulu, cezaevlerinde 10 binden fazla kadın tutuklu ve hükümlü var. Dahası 743 çocuk anneleriyle birlikte hapiste. Hamile kadınların ve bebeklerin anneleriyle birlikte cezaevlerinde olması en hafif deyimle vicdansızlıktır ifadelerini kullandı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Varshiny'nin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre Suriye Anayasa Komitesi üyelerinin listesi neredeyse tamamen onaylandı. TAS Ajansı, şimdi biz bu koordinasyon listesini tamamlamak üzereyiz diyen Varshiny'nin sözlerini duyurdu. Anayasa Komisyonu oluşturma hakkındaki karar 30 Ocak 2018'de Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde alınmıştı. Komiteye Suriye hükümetinden, muhalefetten ve sivil toplumdan delegelerin katılacağı varsayılmaktadır. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, geçen çarşamba günü
komisyonun kurulduğunu açıkladı. O kesin bir zaman vermemekle birlikte bunun uzak bir gelecekte de olmayacağını açıklamıştı. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın daveti üzerine 80'den fazla ülke ve kuruluşların temsilcileri, Brüksel'de gerçekleşen ve Suriye'ye adanan 3. Uluslararası Bağış Konferansı'na katıldı. Uluslararası kamuoyu 2 gün içerisinde Suriye vatandaşları ve göçmenler için 7 milyar dolar bağışta bulundu. Bundan başka konferansa katılanlar Suriye'deki son gelişmeler ve o ülkedeki krizle ilgili müzakerelerin durumunu görüşüp Birleşmiş Milletler himayesinde devam etmekte olan siyasi süreci tamamen destekledi ve terörle mücadelede çabaları yoğunlaştırma çağrısında bulundu. Avrupa İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Christos Stylianides konferans sonuçlarını değerlendirdiği konuşmasında burada toplanan heyetlerin o ülkelerin insanlarına ve mültecilerine insani yardım olarak 7 milyar dolarlık ortak bir taahhütte bulunduğunu duyurmaktan gurur duyuyorum dedi. Ayrıca konferans eş başkanları yaptıkları değerlendirme açıklamasında 2020 ve sonraki yıl için 2.4 milyar dolar daha tahsis edileceğini ifade ettiler. TASS Ajansı'nın belirttiğine göre böylece konferansa katılanlar geçen yıla göre 1 milyar dolar daha fazla para topladı. Konstantinopolis Patrikhanesi Patrik Mutafya'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle Paskalya Yortusu'na 21 Nisan'a kadar yas ilan etti. Bu süre boyunca kiliseler ve sent vakıflarına ve derneklerine bağlı Ermeni kurumları dini nitelik taşımayan etkinlikleri erteleyecekler. Ruhani faaliyetler buna dahil olmayacak. Konstantinopolis'in 84. Patriği 2. Mesrob'un 8 Mart'ta hayatını kaybettiğini hatırlatalım. Patrik Mutafya'nın cenaze töreni 17 Mart Pazar günü Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde gerçekleşecek. Patrik Mutafya'nın naaşı Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sayat Nova'nın Gani Vur Canim adlı eseri sunuyoruz. Yar ki kurbanim, aba insanim. Kani vur canim, yar ki kurbanim, aba insanim. Artasın kanim, şad hoku sanim, yar adeta Ardasın kanim, şalk oku tanim, yarad edanim. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.